Türkiye'de çağdaş resim sanatı denildiğinde akla ilk gelen isim olan Guggenheim, Metropolitan, Pompidou, British Museum gibi dünyanın önemli müzelerinin daimi koleksiyonlarında eserleri sergilenen Burhan Doğançay, 1929 yılında İstanbul'da doğdu. Sanat hayatı henüz 4 yaşındayken ressam ve harita subayı olan babası Adil Doğançay'dan aldığı resim dersleriyle başladı. 1950'lerde Paris Üniversitesi'nde ekonomi doktorası yaparken, aynı zamanda La Grande Chaumière Akademisi'nde sanat eğitimine devam etti. Çalışma hayatına Ankara'da turizm müdürü olarak başlayan Doğançay, 60'lı yılların başında hayatını bütünüyle değiştirecek bir kararla devlet görevinden istifa ederek kendini tamamen sanata adadı. Yaşamı boyunca 114 ülkeyi ziyaret eden sanatçı, Rodin, Neruda, Kahlo, Van Gogh gibi birçok kişisel müzeyi görüp incelediği bu seyahatlerinde, gelecekte kişisel bir müze açabilme hayalini hayatının en önemli ve en anlamlı hedefi haline getirdi. Resim ve heykel çalışmalarıyla, fotoğrafla, çeşitli yaratım ve düşüncelerle geçen yılların ardından, Burhan Doğançay, 1999 yılında İstanbul'un en hareketli ve tarihi semtlerinden olan Beyoğlu'nda, yıkık ve harabe bir binayı satın alarak hedeflediği yolda ilk adımını atmış oldu. 4 yıl süren zorlu restorasyon ve hazırlık sürecinin sonunda Doğançay Müzesi 2004 yılının Ekim ayında sanatseverlere kapılarını açtı. Türkiye'nin ilk kişisel ve çağdaş sanat müzesi unvanına sahip olmasının yanında, daha sonra açılan diğer özel müzelere öncülük etmiş olmasıyla da ayrı bir değer taşır. Doğançay Müzesi, sanatçının 50 yıllık çalışmalarının kronolojik olarak sergilendiği ve sanat serüveni boyunca geçirmiş olduğu evrelerin takip edilebildiği tek merkezdir. Müzede sanatçının 1960'larda yaptığı peyzaj ve figüratif eserlerden başlayarak, kurdeleler, mavi senfoni tablosuyla ünlenen ve daha geniş kitlelerce bilinen koniler serisi, duvarlar serisinin tüm dönem örnekleri, bunların yanı sıra sanatçının fotoğraf, heykel ve litografi çalışmaları da sergilenmektedir. Ayrıca müzede sanatçının babası ressam Adil Doğançay'ın peyzaj ve natürmort çalışmalarına ayrılmış bir bölümde bulunmaktadır. 14 farklı dönemden oluşan duvarlar serisi, sanatçının bu konu üzerindeki hassasiyetinin, taşlara kazınmış toplumsal gerçeklerin, dahası yaşanmışlığın sembolü olan şehir duvarlarının sanatın ta kendisi olduğu ve her zaman yaşaması gerektiğinin anlatıldığı eserlerdir. Burhan Doğançay'ın dediği gibi, duvarlar hem geçen zamanı gösterir hem de bulunduğu toplumun aynasıdır. Açıldığı günden bu yana her sene genç nesillerin plastik sanatlara olan ilgisini ve sevgisini artırmak amacıyla İstanbul'da bulunan 1500'e yakın ilköğretim okulu öğrencilerinin yaklaşık 7000 eserle katıldığı bir resim yarışması düzenlemektedir. Derece alan öğrencilere verilen çeşitli ödüllerin yanında, farklı kültürlerle tanışmaları için öğrenciler yurt dışı sanat gezilerine gönderilmektedir. Haftanın her günü sabah 10, akşam 18 saatleri arasında gezilebilen müze, okullar ya da kuruluşlar için özel turlar da düzenlemektedir. Burhan Doğançay, halen Bodrum, İstanbul ve New York'taki atölyelerinde sanat hayatına devam ederken, aynı zamanda müze ve vakıf çalışmalarını aktif olarak sürdürmektedir.